Herkese merhabalar. Bu programımızda sizlere 69 kitabın yazarı olan dünyaca ünlü yazar Akif Manaf'ın Fedakarlık Nedir ve Nasıl Fedakar Olunur kitabından bölümler okuyacağım. Vermek fedakarlık mıdır? Peki birine bir şey vermek fedakarlık mıdır? Vermek her zaman fedakarlık, almak ise bencillik ile ilgilidir. Her nefes verişinizde fedakarlık yapıyorsunuz, alışınızda ise bencillik. Ama nefesi verip tuttuğunuzda ötesine geçmiş oluyorsunuz. Birine bir şey vermek fedakarlıktır. Ama o fedakarlık sizin spiritüel tekamülünüze katkıda bulunacak mı? Asıl soru bundan ibarettir. O şeyi kime ve ne için verdiniz? Bu soruların cevapları önemlidir. Bir dükkana girip sigara almak için para veren insan fedakarlık yapmış olur. Ama bu fedakarlık bencilce ve cahilcedir. Çünkü birincisi, kişi kendini düşünerek para veriyor ve ikincisi bu tür eylem herkes için zararlıdır. Ayrıca insan kendini düşünmeden iyilik namına para verebilir ama bu tür fedakarlık da olumsuz sonuçlara neden olabilir. Sonuç olarak insan varoluşun gerçeklerinden bir haberse yaptığı fedakarlık her zaman acılara neden olacak ve kişinin spiritüel tekamüle katkıda bulunmayacak. Üç tür fedakarlık. Peki para vermek ne tür bir fedakarlıktır? Bu, eylemi hangi niteliğin etkisi altında yaptığınızla ilgilidir. Yanlış yerde, yanlış zamanda, yanlış kişiye verilen para, yanlış sonuçlara neden olur. Ve bu tür fedakarlık cehalet modundadır. Örneğin, birine para verdiniz ve o kişi bu parayla kokain aldı. Bu cehalet içinde yapılan fedakarlıktır. Veya parayı bankaya verdiniz ve faiz kazandınız. Bu ihtiras içinde yapılan fedakarlıktır. Ya da parayı aç insanların beslenmesi için verdiniz. Bu, erdemlilik modunda yapılan fedakarlıktır. Ama eğer elinizdeki bu kitaba para verip, kitabı birine hediye ederseniz, bu erdemliğin bile ötesine yapılan bir fedakarlıktır. Çünkü bu fedakarlık hem sizin hem de başka birinin spiritüel tekamülüne katkıda bulunacaktır. Bu tür fedakarlığın sonucu sonsuz mutluluktur. Bu fedakarlıkla insanın tekamülüne neden oluyorsunuz. Transantansal fedakarlık, beklentisiz ve koşulsuz sevgi modunda yapılırsa pozitif etkilere katlanarak artar. Karşılığında daha fazlasını yapmak için elinizde bildiğiniz bir şekilde para geçer. Eğer o parayı tekrar transantansal fedakarlık yapmak için kullanırsanız para katlanarak geri döner ve zengin olursunuz. Önemli olan zenginlik artınca yoldan şaşmak. Çünkü zenginlik yanlış bir şekilde kullanılırsa eli açık, insanı eli sıkı yapar. Ama doğru şekilde kullanılınca bir cimriyi cömert yapar. Çünkü fedakarlığın özgürleştirici etkisi vardır. Kişi güvence konusunda korku ve endişelere sahip olunca cimrileşiyor. Ama korkular giderilince cömertleşiyor. Doğru zamanda ve doğru yerde yapılan doğru fedakarlık insanı korkulardan azat eder. Özgüvenini arttırır, zekasını aydınlatır, güç verir ve spiritüel tekamülü sağlar. Her ne olursa olsun yaşamak için fedakarlık yapmak zorundasınız. Bu yüzden doğru fedakarlık yapmayı öğrenin ve kalıcı mutluluğa ve bozulmaz huzura kavuşun. Beklentisiz fedakarlık. Beklentisiz olmak bir fedakarlık mıdır? Beklentisiz olmak bir fedakarlık eylemidir. Yani vermek ve karşılığında hiçbir şey beklememek üstün bir fedakarlıktır. Tabii ne verdiğiniz de önemlidir. Bu bir nesne, zaman veya çaba olabilir ama en önemlisi kendini vermek. Beklentisizce kendini vermek üstün bir fedakarlıktır. Paradoksal olarak siz ne kadar kendinizi feda ederseniz o kadar kendinize gelirsiniz. Kendinizi bulursunuz, kendinize dönersiniz. Gerçek ruhi özünüzü keşfedersiniz. Bu ruhi kaynakta yatan huzura, mutluluğa ve sevgiye kavuşursunuz. Beklentisiz fedakarlık eyleminde bir kayıp yoktur. Sadece kazanç vardır. Ama genel insan bunu anlayamaz. Çünkü hep kaybetmekten korkar. Fedakarlık korkaklar için değil, cesurlar içindir. Beklentisiz fedakarlık cesaret ister. Genel insan hep beklenti içindedir. Ve beklentisiz olmak ifadesi onun için bir anlam taşımaz. Çünkü beklentili olmak bir alışkanlıktır. Bir hayat tarzıdır. Kişi beklentileriyle kendini sınırlar ve bolluğu engeller. Beklediğinden daha fazlasını alamaz. Beklentisiz olan insan sınır tanımaz ve sınırları aşar. Hiçbir şey beklemediği için genelde beklentilerin ötesine geçer.
ve kimsenin beklemediği başarıya ulaşır. Spiritüel başarının temelinde beklentisiz çaba ve sınır tanımayan fedakarlık vardır. Eylemlerinizde beklentisiz olmaya çalışın, üstün bir fedakarlığa ulaşacaksınız. Evet, bu programımızda sizlere 69 kitabın yazarı olan dünyaca ünlü yazar Akif Manaf'ın Fedakarlık Nedir ve Nasıl Fedakar Olunur kitabından bölümler okudum. Bir dahaki programımızda farklı bir kitapla karşınızda olacağım. Hoşça kalın. Fedakarlıkla kalın.